Bir go brrr, alırız gibi hissediyor oraya. Brrr. Alex Ben de... Mason, Frank Woods, Black Ops da çok güzeldi. Git aşkım. Alerji Tepki tavuk kolik mi? geliyor. Beyler. Efendim abi? Biz de tepki kolik videosu yapalım. Ama abi o zaman olmaz ki. Adamların Böyle içeriği bu. Ve yapıl daha ana... tabii canım. Kısa Tepki bu. böyle bizimki daha komikli. Gömmeli böyle. Sen bayılırsın. Gömme olunca işin Bayılırım. içinde her şeyi gömersin yani hani. Olabilir, Abi gel gömme kolik yapalım. Nasıl fikir? olabilir. Değil mi? Gömme kolik güzel. Tuttu bunu alalım Gömüyoruz. patentini. Tamam. Bugünkü videoda Sadullah abiden bir sürü şey duyacağız gibi Evet, ünlülerin hissediyorum eski ya. Ne hallerine olmuş gelebilecek yani? hakaretler bekliyorum. Hadi bakalım. Aa, Yok bir şey olur. Gel oo, gel. çok iyi. Ne böyle lan? Eski Ama ama Sadullah... Ay... ama şimdi Bunları ne Allah kadar şey çekecek eski? ya. Ya bilmiyorum mesela şey estetikten önce hadise, estetikten sonra hadise mesela gibi. Aa, ay ben Ama evet. Hadise çok uzun zamandır ünlü yani. Ne yapalım abi? Allah Ama Allah ya. 16 yaşında işte bu Hollanda'da mı Almanya'da mı bir tane müzik yarışmasına katılmıştı ya zaten Eurovision'a oradaki katıldığında hali da çok falan küçüktü, var. gençti ya, değil miydi? Her şey görüntüleri var işte o ya. Küçüktü derken de yani. 16 yaşındaki görüntüleri var ki zaten o Nereden bayağı adam bakalım çıkmış aşkım, biz yani. görmedik, bilmiyoruz ya. Nasıl Aa, bilmiyorsun spoiler hayatım ses vermeyin. yarış hayır Ben burada var bilmiyorum. mı bilmiyorum Ben bu bilmiyorum. arada. Aleyna Tilki'nin yeteneksizsiniz videosunu biliyorum. Sayılır mı? Hadise ne Aley. her yerde vardı o görüntüleri ya. Yavrum Yani benim ne dönemimde yoktu diyeceğim? demek ki yani. Zorlama işte. Yok, ben bilmiyorum. Şu Ya senin Aleyna dönemin ne Tilki'nin alaka ya? esnafla dalaşmasını duydunuz mu siz? Yok. Aleyna Tilki esnafla mı dalaşmış? Niye? Dalaşma demeyi, dalaşma değil de böyle bir şey olmuş, sıkıntı Niye duydum. Ne yani oldu? dedik niye Yani. yani? Esnaf ve Aleyna Tilki niye kavga etsin yani? Bu videoda var mı? Bir Bu videoda varmış. kurtarıyor. Dur susalım o zaman Öyle izleyelim. mi? Varmış galiba. Hadi bakalım. Urhi 300 bit yollamış bu Ya. arada. Sağ ol lan idol ya demiş ya. Eğer tabii siz de insan, ya karşınızdaki insanları gömmeyi seviyorsanız ve Ben kim bilirim ya, dobraysanız aşk diyelim. olsun ya. Doğru özür dilerim abi. Sen pamuk bu adamsın. Üzerime evet. O başka birisi zaten. O... Üzerime atılan bu bir iftira Doğru doğru iftira. Montaj. The Lost Key 6. ayında bu arada hoş geldin. ya, Akıttım. bunları ne olur koy ya. Nasıl bir ön çekeceğiz diyorum. Sana. Sana. Can peki bu kadar dekolteli Bu giymeye mu? gerek var mıydı? Ya bu Artık kadar... tarzım böyle İhsan Apache falan olduğumu düşünür diye düşünüyordum. Artık öyle düşünmüyorum. Hiç bana bakma olmaz olmaz. Olmaz. Hepsi. Hepsi. Oha be. Dağılımlar tabii. Tamam şey... Aa, Oo, oha evet ya. evet öyle bir şarkı var. Hiç Heh. bana bakmaz. Neydi? Şeyi söyle. Batuhan biraz Sen toparlanmaya başlamış gönlüm tekrardan. bende. Oğlum hakikaten iki video arasında nasıl zayıfladı ya bu adam? Evet. İnsanlar böyle gerçekten bir günde bir ayda ne bileyim kilo alıp verebiliyorlar. Ben sadece alabiliyorum. Yok ya zayıflamamış hatta aynı kıyafet üstündeki. Aynı gün çekilmiş arkadaşlar. Hayır Bir be, bu önceki kıyafet videoda da yoktu üstünde aşkım. vardı. Hayır, bu vardı. Siyahlı bir şey vardı Ben de öyle ya. hatırlıyorum, Hayır, siyah. o vardı ya mavi. Burcu Ben var diyorsa hatırlamıyorum. doğrudur. Dur Bilmiyorum, bakıyorum bakarsın hemen. aşkım sen. Ama Helal o bir sen hiçbir şey sakallı. hatırlamıyorsun Ben güzel. Sözde hiçbir bile sadullah hatırlamıyorsun. Abi evet bir kere bu kadar sakalı yoktu. Aynı gün olamaz. Evet. O zaman Aynen. daha böyle tamamen kesmişti, jiletlemişti kendini Burcu. Bence Burcu bu Valla ben videoyu Burcu'yla seyreder. başka alemlerde mi yaşıyorum Yo bak acaba? Amerika vs Türkiye atıştırmalıklarında üstündeki aynı. Ben onu Tamam. izlemedim. Sakalı peki aynı mı? Sakalı da aynı. O Nasıl ya, zaman son altında da sakal değişti? siyah Ben onu bir şey var izlemedim. hatta. Siyah eşofman altı var Tamam, altında Oğuz bu izlememiş belki. videoda. Ben de Oğuz'un Evet. kafasından cevap verdim. Belki Olsun aynı gün mü B12 çekiyorlar eksikliği acaba var. bunları? Hayır ben onu izlemedim. Orada o gün yoktum ben. B12 değildir onda. B13 Bu eksikliği var. arada şeyin Ay. üstündeki de aynı bak. Diğer şu şapkalı çocuk var ya. Tamam. Tamam aynı gün Siyah çekmişlerdi. Nasıl Tamam, güzel? takılmaya Gerçekten gerek çok yok buna. Devam sahip edelim. böyle daha düzgün bu arada. Oh. Çok Oh. abartılıydı az önce. O kadar da gerek Can yoktu. yani Bu aynı sorunun değil. ortasında kalkıp Bu gidemem çok lan bu çok videoda. çok arada kaldım. Bilmiyorum. Kapatmalı mıyım, Diğer açmalı mıyım yani? siyahlıyı Daha çok gördüm. açtın. Haksızım. Hazır. Madem yaş olarak yolun yarısına yaklaşmışken sen. Nasıl yani? Bunu diyen Burak. Şöyle hayatını bir geriye dönüp baktığında Evet. Bakalım. sence Baktım. ne kadar değiştin sen fiziksel olarak? Evet, Sağlı abiden başlayalım bu soruya. Ha. Evet, fiziksel Doğal olarak değişimden mi sence bahsediyorsun? ne kadar değiştin abi? Mesela yani bundan Ben mi? tam yaşını ikiye böl. Önceki yarısındaki Sadullah aklına gelsin. Bunun yarısı Ya ben kadar çok ki. değiştim tabii şimdi size göre. Kırışıklar, kaz ayakları, gıdı gıdıklar falan. Kilo çok aldım ben tabii. Zayıftım ben ya. Var mı Üniversite peki zamanı. mesela böyle 20-25 yaşındaki Sadullah'ın fotoğrafı? Var işte şurada bak nişan fotoğrafım var. Nerede at abi? Şurada dediğin neresi abi? Şurası neresi Öyle yani? değil. Şurası ya. Şurada işte. Komodinde yani. E o Kamera açıp abi. gösterebilirim sana. Olur Tamam abi. göster olur.
Bir şey söyleyebilir miyim? Gerçek Watson'ları... Ay ben niye kendimi duyuyorum? O Sadlı abi kalkarken. O Sadlı abinin kalkarken bir şey oldu. Gerçek Watson TR demiş ki hala kendimi duyuyor. Olsun aşkım konuşsana. Burcu abla Alp'e mesajımı okutmadı tam okuyor demiş, o yüzden söylüyorum sana. Alp sınav senemde 30 kilo aldım yazmış. Kimsenin mesajının yarıya girmek istemem. Teşekkürler. Hmm. İnşallah verirsin o zaman. Arşavin de 42. Arşavin. Ayında gelmiş. Selamlar. Hoş geldinler. Teşekkür ederim. 42. Maşallah. Bakıyorum. Bak bu. Burada daha çok tanırsın. Oha ama yine gelsin abi. Bu nişan değil, bu daha yeni. Evet tabii canım. Ya bu evine yeni. Bu ne zaman? Nişanda... Kaç yıl öncedir yani bu? Kaç yıl öncedir? Bilmiyorum ki. 2004 yıl önce. Ama yüz aynı. Hala aynısınız ya. Evet bu arada hiç değişmemişsin ha. Yani. Şu an bak, yaşlanmıyor bak. Ki. Bakayım. O sen abi, misin? Abi dalga mı geçiyorsun? Siyah beyaz bu. Aa saçı evet. Var. Aa saçı var. Evet, bir şey söyleyeceğim burada. Banu abla bir çok şey ünlü birisine mi? Benziyor. İsmi şu an aklıma gelmiyor. Sen de abi malum kişiye benziyorsun biraz. Bir şey söyleyeyim abi. Ama ilk çok zayıfım burada. Saçını iyi ki kazıtıyorsun. Bence de iyi ki kazıtıyorsun. Yani, i̇yi ki dökülmemiş abi mi? Kazıtıyorsun kasıtlı yapmıyor musun? Evet tabii tabii kazıtıyorum. Bence de kazıtma niye burada olmuş? Burada da başladım kazıtmaya. Yarıya kadar çok kazıtıyorum. Çok denemeli, kademeli gitmiş abi. Başka var mı abi? Göze alıştırmış. Başka abi. Kolay da yok. Aa en hakikaten. Sağ ol abi o fotoğrafı bir daha bir gösterir misin? Ya burası. Dur. Abi dur öyle bir kal abi. Öyle bir kal. Bir dakika. Göreyim. Öyle bir kal abim benimle. Hafiften bana bir kontra vibe'ı verdin sağ ol abi. Ne? Kontra bilir misin? Bilmiyorum. Türk rapçi. Kontra. Abi, biraz hayır benziyor. Abi kapat yakışıklı adamı kime dersin. O sana da benziyor abi, biraz aslında. Mi? Tamam abi çek. Evet. Tamam, yoruldum çünkü. Başka var mı daha eski? Çocukluk falan mı? var tabii de. En çok... Ooo nasıl göstereceğim ki? Ulaşamayacağım bir yer abi çünkü çok yükseğe bakıyorsun. Evet. Vardım o çünkü. Vallahi adam üzerindeki hop, minik bir göbek frikiyi de. O ne ya? Göbek gözüktü mü? Aile fotoğrafı gel. Oradaki en küçük sen misin? Bir de bebeklik fotoğrafı. Evet benim doğum günüm. O da baba Sadullah mı? Sadulurullah. Evet babam annem ablamlar. Ana. Hiç böyle bu kadar küçük halin yani. İnandırıcı gelmedi çünkü. 90'lı yıllar mı? Güzel güldüm. Krono foto gibi ama. Evet. Krono foto gibi ama işte. Maşallah çok yakışıklı adam ya. Of. Yani abi bu arada zayıflasan işte. Yine bir iyi olur gibi sanki. Tabii tabii. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Belli bir yaştan sonra... imkansız hale geliyor. O kadar zayıflasam, burada herhalde 80 kilolarda falan mı 78? Oraları düşsem çok çirkin olur çünkü yani o cilt. Evet belli bir yaştan sonra... Ben iki basamak kadar insem bana yeter. Böyle vücut daha gergin bence oluyor. Bence yaş aldıkça... Gençleşmiş. Oturmuş diyorsun değil mi? Evet ama ya. Biliyor musun? Evet. Bence de abi bazı insanlar ama... gençken yaşlı hallerine abi, yaşlı demeyelim de yani. Ya. Daha yakışıklaşıyor diyelim işte. Ben. Evet evet. Abi... Hani şarap gibi abi yıllanıyor böyle. Daha güzel oluyor. Ya yani. O da var da bir de alışkanlıklar var. Bir de mesela 80'ler falan çok çirkindik ya. Ben lise resimlerimi göstersem yani kendi kendine reddesi geliyor insanın yani. O kadar saçlar, gözler falan. Çok değişiyor. Bence yani. Bir tek senin dönemine değil abi o. Ben de sana mesela şimdi bir lise hallerimi göstersem bana da bir dersin ki. O da var tabii yani. Evet işte o dönemin normal gelen şeyleri bir yerden sonra çok... Tabii o ben diyorum sana şeyimiz. Bak ben bir dönem ben apaçiydim diyorum sana ya. Böyle yani bu bir utanılacak bir şey olmalı bence anlatabiliyor muyum yani? Bir de ama bunlar dönüp geliyor. Tekrar geldin normal geliyorsun. Bak ben sana... Sen... Lise dedin değil mi? Sen bir görmüşsündür de 90'da. Sen bir 8. sınıf baktık, halimi gördün mü abi hiç? Facebook'takileri gördük. Tamam. O zaman göstermiyorum. Ama unutanlar vardır. 2011. Ben 2011'de 8. sınıfta mıydım? Yok. 2011. 97. Çok tatlı. Bunda bir şey yok ama bak. 2000. Onu yok. 2011 lise başlangıcı mı? Buyurun o zaman lise başlangıcı. Bir şey söyleyeceğim. Bu Avşa mı? Hı. Böyle mi şimdi burası? Buradan bir fotoğraf çektir koy. Aynı yerden mi? Aynı yerden çektirsem. Instagram içeriği. Evet aynı yerden. Böyle değildir büyük ihtimalle yani. Bende en son 2016 var elinde ya. Bir bebek oğuz var ya 2016. Bebek oğuz. Ortası yok. Ay. Ama çok değişmemişim ben ya.
Senin zaten sana değişik bir tip yok. Evet, ben kısa şeydim. Az biraz tombuldum. Sonra bir boyum uzadı, daha da kilo alamadım. Uzadım. Aile fotisi. Tabii, ama bu değişikleri bu 2011 değil tabii yani bu daha. Ya. Oğlum, bak ben sarışındım ya. Ben sarışındım ha. Bakar mısın saçıma? Gayet sarı ama yani. Çok tatlı Alp. Bak sana bir bebek havuzu atayım mı arkadaşlar? At. İnanılmaz iyi. At, ben de kendime bakıp şu anda acı çekiyorum. Ben de attım sana. Atın. Atın, hepsine bakacağım. Hepsine bakacağım. Kendime de bakıyorum da bir yandan. Yani keşke bebeklik tatlılığım kalsaymış üstümde. Yani büyüyünce böyle olmasaymışım ya. Ben valla şu an geldiğim noktadan fena değil. Memnunum. Ama daha iyi de olabilirmiş de yani gibi. Bu ne? Aa, 8. sınıf mezuniyet geliyor. Hazır mısınız? Hazırız. Aydınoğlu abi burası, bilirsin. Annenle baban aynı. Öyle mi? Aa, Aydınoğlu var ya şeyde, o E5'te o Honda'nın o aşağı iniyorsun. Şeyini biliyorum, spor... ben hiç içine girmedim. Tamam abi. Peki. Biliyorum orayı ama da böyle mi? Bana güzel? Oğuz WhatsApp'tan mı attın küçük Oğuz'u? Evet. Ben bütün resimlerimi Discord'dan attım. O zaman dur, Discord'a erişimim daha kolay. Burcu, Allah'ını seversen bu tip ne? Yavrum. Bu ne ya? Ay Burcu, burada Aliye'ye çok benziyorsun. Burcu olamaz. Bu resmi, bu resmi bir sen arkadaşım bak... edit yapmıştı bu arada, tamam mı? Bak, yaptığı editi atıyorum sana. Allah'ım, yarabbim. Yani Photoshop'la şey. Ama var ya bak, bu fotoğrafında belliymiş. Blendax modeli gibisin şu. Saçlara bak, dolgun saçlar yani. Ya evet, çok kabarık. Buraya teyze de hala aynı bu arada. O da çok değişmemiş yani. Aa, bu ablanla sen. Bak, soldaki çocuk da birazcık bana benziyor. Oradan acaba mı şey ettim? Hep bir ağzın o açık. Anıl. Hep bir o heyecanlısın. Anıl. Anıl abin mi? Anıl. Evet. Belki oradan şey... Ya Burcu, bu mu editti? Küçük Burcu. Orta pastanın üstündeki abi, o değil. Oğuz'a galiba döndüm. Oğlum Oğuz, evet, iyi misin he? Ben çok tatlıymışım bebekken ya. Ama şimdi bunları nasıl gösterebilirim? Şöyle gösteririm ya, dur. Arkadaşlar, küçük Oğuz ama yandan. Yine küçük Oğuz ama yandan. Bir de size boydan bir küçük Oğuz. Oğlum şu kafaya herkesin takıldı galiba. Bu benim kafama da takıldı bu ya. Ya evet, yazma, bende evet de vardı. Beyaz takmıştı bana da. Aga be. Haçen Oğuz, o da güzelmiş. Ömer Faruk, sen de seviliyorsun. Çok teşekkür ederim desen için. Yasemin takip etmiş. Onu abone diye gördüm. Hoş geldin. Feride 20. ayında. Hello. Ne zaman 20 ay oldu ya? Zaman çok hızlı geçmiş. Nice aylarımıza kalbin. Seviliyor musun? Sen de seviliyorsun. Teşekkür ederim. O zaman galiba bitti gibi küçüklüklerimiz. O yüzden finali de şununla koyup artık videoya gerçekten geçiyorum. Şey. İkonik fotoğraf geliyor. Boy geliyor. Ama bir dakika. Olay bu abi. Olay bu abi. Çiçek. Çiçek. Şuna bakar mısın? Şuna bir Alp. Kendi çiçeği olduğunu yazsaydın. Alp style ha. Abi EWT, yani şimdi bizim dönemimizde tabii tuşlu telefon kullananlar bilir. Evet yazma elhem geliyor. Elhem değil, ne dedin ona? Ya işte neyse, uzun yazmak yerine hep kısaltmalar vardı. EVT, ha, aynen işte EVT. NBRSLM. Aynen öyle yani, böyle hani tam o dönemler ama yani. Ama o bence şeyden kaynaklanıyor. O zaman tuşlu telefon var ya, yani bir harfe hiç basmak için değilim. 3 kere 5 kere basıyorsun ya. Hayır, bir de bir şey ya söyleyeyim mi? Oradaki sesli harfleri atıyorsun yani. Bir de SMS şeyi var. Bir SMS bilmem kaç. Tabii. Hayır, bir de bir şey söyleyeceğim. Falan. Neden Facebook'u aynen CHP'li teyze gibi kullanmışım? Yani hani babam, dedem ve ben. Hani fotoğrafın açıklamasına bak. Yani sıfır inovasyon yok yani, anladın mı? Ama o zaman böyle bir literatür yok işte. Öyle bir literatür, öyle bir bak, edebiyat yok. Bak, Queen's yani. Gambit'ten önce. Şah! Bu kadar. Şah! Nokta nokta. Neden nokta arkaya odaklı da, öyle değil. Abi o işte bu şey işte. Sanatsal ama bu. Sanatsal bir çalışmaydı evet bu arada. Bu hakikaten. O dönem portre diye bir şey yoktu yani. Bu benim ilk portrem. Portre ne? Portrem. Şu. Abi çok kötü ya. Ama işte bunları da hayatta hayır silmem. Çünkü bunların hepsi
Anı yani. Tabii canım, niye siliyorsun? Sosyologlara ver, incelesin bunu. Ya Allah razı olsun abi. İnsanlar bunu ye. Bak sarışın Alp. Bu Naz değil mi? Naz olsa gerek bu. 2004 diyor. Bu Naz'dır aynen. Benim büyük kuzen. Zaten iki tane var yani, çok yok. Hayır. O Naz'dı ya. Aşkım 2004 ise. Evet. Bir düşün bakalım. Düşünüyorum. Naz. 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 Ha Naz. Ama no. Bir şey söyleyeceğim. Naz 2000 kaçlı? Herhalde 4'lü demek ki. Naz 2005'li. E tamam, biraz erken doğum çekmişim. Yani birazcık erken nasıl çekmişim. Nasıl ya? Ay bak şimdi size babamın küçüklüğünü göstereyim. Gözlüğü çıkarsa ne kadar benzediğimizi anlayabilirsiniz. Bence çocukluğumuz daha çok benziyor benim babamla. Benziyormuş evet. Babam, amcam, halam. Sen halam paylaşmış zaten. Halam niye beni etiketlemiş ki? Ben burada yokum bile hala. Beni niye etiketledin? İşte benziyorsun diye. Bu da Hives Boy fotoğrafı. İşte boy bu ya. Tam i̇şte olarak boy. Bu. Boy'i buradan geliyor yani chat. Yanındaki arkadaşın adı neydi? Göktü. O da avşan arkadaşımdı. Tamam, bir avşan arkadaşı tipi var ama. Abi şuna bakar mısın, Joker tişörtüm. Ay bu kızlar bu fotoğrafları görseler şu anki halleriyle yani. Senin şeye benzediğini konuşmuştuk değil mi? Sihirli annemdeki. Evet abi. Sihirli annem, sihirli annem Cem muhabbeti evet. Çok döndü. Bir de evet. Şey vardı. Kekstra reklamı vardı. Oradaki çocuğa da nedense benzetiyorlar. Ya. Yok. Çok kolaycı bir yaklaşım. Bu Naz değil aşkım, 2004'te koymuşsun. Taktın abi. Sen de oraya ya. Ya ben 2004'te koymamışım. 2004'te çek. Yani gürbüz bu arada. Evet, gürbüz. Gürbüz. Ömer, bu arada çok teşekkür ederim. Hediye abonelikler artı yine 49 bittik desteğin için. Artık videoya geçebilir miyiz peki? Sihirli annem Cem muhabbete girdiysek, çünkü ben çıkıyorum. Orası hassas. Orası hassas noktalarımdan. Yani seni tanıyan birisi eski fotoğraflarını görse. Tanırlar mı ben mesela? Bu Can evet derler. Kesinlikle. Ben. Hiç değişmedim ki ben. Bu sorunun cevabı Sado'da evet, Burcu'da net evet, Oğuz'da hayır, imkanı yok. Ben de evet bence. Ben soruyu kaçırdım. Yani çocukluğunu yani. Arkadaşların görse sen olduğunu bilirler mi? Soru bu. Aa evet. Hayır. Senin mi? Hayır dedim ben. Sado'nun hı-hı. Evet dedim. Şimdi benim evet. Yani Sado'nun da evet olmayabilir. Şimdi arada çok uçurum çocukluk var. Çocukluk diyorsun şimdi. İlkokul ayrı. Gerçi tanınabilir miyim bilemiyorum. Yani. Yok ben tanınmam ya. Ben tanınırım. Çünkü benim hakikaten ben yani o benim o bebeklik fotoğrafım var arada gösterdiğim yani. Orada bile neredeyse hani böyle bir benzerlik sen var. Sen tanınırsın evet, sende var. Ben, bana hep öyle diyorlar, hiç değişmemişsin diyorlar. Hakikaten de bence öyle. Biraz kıllanmışım sadece. Biraz daha kıllanmışım. Da neden bence biliyor musun? Gözlerin hala küçük. Sağ ol aşkım. Bu bir iltifat mıydı ki acaba? Değişmedi. Fotoğrafları bile çok benziyor aynen. 10 senede o kadar değişmedim de fiziksel olarak değişti vücudum bayağı. Ben eskiden yani. Lise zamanına falan gidersem hani sadece 10 sene değil de daha fazlası gidersem çok zayıftım abi. Yani bir deri bir kemiktim. Bir rivayete yani. Göre ben de öyleymişim doğduğumda. Videolarımda tabii şeylik var, toyluk, o gençlik var. Herhalde canım. Yüzüm daha oturmuş. Şöyle falan izliyordum şöyle. Böyle mi falan filan yapıyordum böyle. Allah Allah falan. Şapkayı ters takmışım. Yavşağa bak. Ne kafalarındaysa tepki vereceksin işte. Bir şey İzlediğin şey. Evet. Fotoğrafına laf ettim ben. Bugün yarancım seninle Türk ünlü. Kendi ünlü olmadığını. Kendine evet evet. Ay çok kötüler ya. Bu böyle magazinde çıkar ya her yaz. Nereden nereye diye. Bu sefer gerçekten çok eskilere gideceğiz. Ve bölümün sonunda bir sürprizimiz de olacak. Sizlerin tepkikolik öncesi hallerinizin fotoğrafları izleyicilerimize göstereceğiz. Size bakalım tanıyacağız mı? Biz de denemiş yani, oluruz. O kadar çok değiştiğimi düşünmüyorum. Göreceğiz. 1.85 boyundayım. Ne alaka oğlum şu anda ya? 92 kilo oldum. Ve bekarım abi. Hani sen 2003 yılındaki. Peki abi. Taliplerimi arıyorum. Önceki haline. Niye öyle sert çıktı onu? Bakıyoruz sevgili. İstiyor demek ki. Arkadaşlar. Hadi benim adamım. When I'm lost. Bakalım bu görüntüydü aşkım. In the rain. Ben bilmiyordum bu arada bunu. Bana benziyor sanki, ne diyorsun? Evet. Yabancı bir programa çıkmış galiba. Evet. Türkiye'de zaten, değil de hadise ilk. Aynen. Sitirmiya abla çıktı ya ilk burada çıkış şarkısı. Sitirmiya. Televizyona zaten. Yok o değildi galiba. Başka şey. İdolmuş. Aynen şey. Bak ne kadar heyecanlı fark. Yalnız sesi falan bayağı yani zaten iyiymiş yani. O zamandan iyiymiş herhalde.
Yani bakıyorum aslında çok da böyle bir estetik de yoktur ya. Var mıdır? Biraz mesela burnu falan çok güzel yani. Kötü değil burnu. Ama bir de... Burada 16 yaşında bir de ya tam ergenlik çağı. Burnu orijinal olabilir yani. Zaten değişecek şu yer tabii canım. Burun şişmiş. Aa mesela hani Hadise'nin 16 yaşındaki hali şu an kendi dersin ki evet bu Hadise yani. Evet. Hani ünlülerde şunu yakalıyorsun. Okey bu Hadise. Bunu şu an hepimiz hemfikiriz bence. Selamlar kalbim, bir süredir gelemiyordum. Döndüm bu arada Discord'dan sana bir şey yazdım. Müsait bir zamanda bakabilirsin acaba. Bakarım Spyra bir. Teşekkür ederim yüz bittik bu aşın desteğin içinde. Etkilendim abi, fark etti mi? Dinleyesim geldi. Sesi güzelce değil mi? Çok tatlı ya. Şey bebek diyemez. Bebek buna diyebileceğim şey. Ay bebek. Değişmiş mi Hadise? Değişmiş. Ama tabii şeyi de görmek ama lazım. Ama aynı yani. Doğal şey olarak. Şu anki hali. Şimdi makyaj değiştiriyor belli bir şey katıyor yani insana. Doğru. Bu da sanki doğal, sanki sadece böyle bir fondöten allık geçmiş gibi. Aynen. Hiçbir farkı yok. Makyaj yapmamış sadece. Onu hep böyle makyajla görmeye alıştık falan ya. Evet. O yüzden biraz farklı geliyor ama böyle tat tatlı yani. Güzel. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu video 20 yıl önceye ait. Hmm. 20 yani yıl. Burada 17 yaşında. Oh, wow. Ben... Bayağı genç gösteriyor o zaman hala. 6. Dağlar kadar fark var ya. 10 sene değil, 25-30 sene var ya. Bambaşka bir insan mı var karşımda? Keşke bir şey söyleyeyim. Yanına koyuverselermiş yeni halini şimdi. Çok da zor değil şeyi. Değil mi? Hakikaten. Ben... O kadar ya, benim aklımda yok şimdi yani. Bir bak evet, abi Google'a o zaman. Şeyleri, hareketleri falan duruyor. Aa, ama değiştirirler diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyordum ama göstermeyecekler. 20 ekle işte yani. 37. Rızıklar olsun. 37 yaşında mı? Baktım. 37 yaşında mı ya? Daha büyük maşallah gibi bence. Ya Aydın nesi var ki küçük kız ya? Ses yarışması İbole. Hakikaten 37 yaşında. Ya ama biraz bayağı bir çalışma yapılmış. Bu da ama biraz özgüvensiz bir duruşu var yaşından da dolayı. Hani eleştiri olarak değil de. Çok daha özgüvenli olsun bence. Ya biraz çenesini uzattırmış bu arada. Bir jawline'ı var gibi değil mi? Şu an bayağı... bakıyorum. Bir jawline var. Çene ucuna dudak, dolgu yaptırıp çenesini uzattırmış yani. Ya çene uzatmak derken ne yapıyorlar? Tutuyorlar, çekiyorlar mı uzasın diye yani? Jawline hayır, diyorsun aşkım, çene ucuna hayır. O şey çene hattı o bildiğim kadarıyla. Ha, jawline dediği çene şey ucuna şey koyuyor. Ne? Dolgu ama koyuyor. Bak... Çeneyi aşağı doğru uzatıyor. Eurovision'daki haliyle çok farklı değil ama bak, şu anda Çin bayağı ayrı, jawline ayrı. Evet, göğsünde de mi dolgu varmış? Yıkıldım ya şu an. Ya bu başladı mı? Bu arada göğüste dolgu diye bir şey yok ki, silikon olmuyor mu? Silikon olmuyor. Yeah. Doğru. Şansı olurdu yani, sesi falan kötü değil çünkü. Evet. Geçiyoruz abi, son zamanlarda Cibi dizisinden de tanıdığımız Cibin mi? Teyyaz Yiğit'e. Cibi. Hadi bakalım. Cibi, şöyle izlesem ne olur? Acıyor ben bilmiyorum. Teyyaz Yiğit mi dedi? Evet evet. Evet evet. Yani hani ismi karıştırdın. O kim? Bakmam lazım. Beni kadın görünce yani tanırsın belki. Evet evet. Teyyaz sen bu beslenersin. Tamam, topal oğlu bu ya. İzledin bunu ya. O yok değil canım bu. Ha bu. Hiç değişmemiş o da yalnız. Bir eminör alalım. Yok veremem. Zaka da mıymış? Öyleymiş demek ki. Aa Şeb... Aman. Evet Şebnem Ferah. Aa Şebnem Ferah. Yarın verir ben de. Niye lan o kadar gitar aldık? Niye veremiyorsun Reminör'ü? Gitar aldık diye her dakika şey mi? Şey yazayım, senden bir mi minör alabilir miyiz? Aynı tip bu arada yani. Mi konuşma tarzı şey falan da aynı. Ya. Düz mi veririm? Ses tonu vardı, hiç değişmemiş farkında mısın? Tipi de bence hiç değişmemiş. Evet. Burada evet, şey falan da vardı ya Zaga'da. Ne? Gürgen Öz falan da vardı. Zaten bir sürü onları komedyen da yani. Onları gösteriyor mudur acaba? Bir sürü komedyen zaten ya Okan Bayülgen tarafından çıktı ya Beyaz tarafı. Bu arada Beyaz Şov geri dönüyormuş. Evet, yani çok ne diyorsunuz? Hala aynı yerde. Çok mutlu oldum. Aynı kanalda mıymış? Orasını bilmiyorum. Ay, hangi kanalda ama galiba geri dönüyormuş yani. Beyaz Öztürk öyle dedi. Gürgen Öz çıkmasaymış keşke. Nasıl ya? Düz niye? Düz mü? Niye minör yok mu? Mi minör kolay abi. Minör şimdi sıkıntı yapar. Aslında gidilebilir bile ya. Çok değişmiş. Evet abi. Hiç gitmedim ama ben yani, ama hep merak etmiştim. Ben hep, de merak ettim. Lan şeyi çok istemiştim, çok özendim onu üniversitede de olmadığı için işte. Yeditepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi. Okan Bölge'ye biz gitmiştik. Hiç olmadı. O zaman Zaga değildi galiba. Televizyon bir şey miydi, bir şeymiş. Bilmiyorum. Televizyon kapatıyor. Ve kendi gülmüyor. Evet. Öyle bir şey vardı galiba. Evet. Bu halini gördüm. Zagat'ın bir aynen öncesinde gitmiş. Televizyon kafası mıydı? Öyle bir şey, kafalı bir şey vardı sanki. Ben de ama öyle hatırlıyorum. Ama o sonradan çıktı. O daha mı sonra? Yok. Tamam. Zaga daha aynen eski. Aynı. Tamam. Aynı. Yaren. Benim dediğim daha da eskiymiş. O poker face'liği. Esprili. Birebir aynı değil mi? Ses tonu birebir aynı. Sadece ne olmuş? Daha sakallanmış. Kilo almış tabii. Yani kilo haliyle. Ve saçları. TV8'de mi yayınlanacakmış Beyaz?
Okey. Biraz okay. Kırlaşmış şu an. Gayet haliyle mantıklı. Haliyle o da yaşından dolayı. Sevdiğiniz bir kanal. Acun abimi çok severim. Fotoğrafım var kendisiyle. Ne olarak değişmiş? Hani kilo biraz falan filan ama baktığın zaman yine okey Feyyaz. Devam ediyoruz. Acun Ilıcalı ile efendim 2000 Acun yılında. Acun da aynı. What kind of holding abi? Diablo videosu gelir mi peki? 3 yıl öncesinden bir 23. Görüntü izleyeceğiz. Acun abi. Acun Pirarda'da. Bu ünlü olmadan değil ki. Evet, evet. Ama şimdi bu dönemde çok da ünlü değildi ama yani. Evet. Ama, bu ne aynen. Zamanları bu? Acun abim bence Dominik'te takıla takıla bir kere ten rengi değişmiş. Onu bir söylemek istiyorum. Ben hiç bu beyaz bir Acun yani. Hani hiç böyle değil normalde. Ben size söyleyeyim. Hep bir bronz ya. Bir de zayıf işte. Çıtır çıtır çocuk. Evet bayağı değişmiş yani aslında ama. Kimse yok mu? Ama bence bu. Bir şey söyleyeyim mi? Durdursana. Durdurdum. Ya şimdi mesela bu Feyyaz ve Acun'un ki. Yani doğal herkesin yaşı. İşte o yaşlanmanın getirdiği. Tamam abi onu görüyoruz zaten. Hakikaten tipik ayanlar oluyor yani. Şey Ajda aman hakikaten onu söylemek. Tanıyamayacağı kaymıyor kadar da. Değişenler oluyor. Ajda Pekkan çok bir değişiyor estetik, mesela. Hani, o estetikle yani bir estetikle bir de hakikaten çok değişiyor bazı insanlar gençliğinde. Ben bilmiyorum. Yani, doğal olarak ben bunlara bazen, evet. Ben bunlara çok değişmiş diyemeyeceğim açıkçası. Yani. Demek zorunda değilsin abi zaten ünlülerin çok değişen görüntüleri değil videonun başlığı. Evet evet yok yok. Tamam. Feyyaz'a demin çok değişmiş dedi birisi de. Ha tamam. Biz kınadık. Mehmet Ali Erbil'in malikanesi burası da güzel. Estağfurullah. Mehmet Ali Erbil'in de prime time zamanları. Evinin salonun ortasında yani. Duvar var. Gördüğünüz gibi. Ben Mehmet Ali Erbil'le de çalıştım. Gerçekten mi abi? Hakikaten o duvarın ne mantığı vardı ki? Benim oluyor. Bu sauna mı? 5 dakika dayanacağım. Evet Allah korusun diyoruz. Zaten zor şartlar. Bir şey söyleyeyim, en son Mehmet Ali Erbil'in parası bitmemiş miydi? Milletin doğum gününü falan kutlamıyor muydu bu uygulamalarda? TikTok'tan millete şey yapıp bağış topluyordu en son. Vallahi mı? Çizem hoş geldin. Hmm. Sif olsun. Ama 50-60 bin götürüyormuş. Oha! Çalışıyoruz. Ayda mı oluyor ayda? Umumumuzun mumu. Söyle bakayım. Umumumuzun mumu. Bizim tiyatrodaki tekerlemelerden bir tanesidir. Umumumuzun mumu. Bu mu mumumuzun mumu? Bu mu mumumuzun mumu? Bilmiyordum bunu ama güzelmiş. Bu mu mumumuzun mumu? Bu mu mumumuzun mumu? Kolaymış be bu ne fiyat? Umumumuzun mumu. Umumumuzun diyorum abi zaten işte. Bu mu mumumuzun mumu? Umumumuzun değil. Umumumuzun mumu. Ya abi bu mu umumumuzun mumu? Mumu. Ha. Mumu. Ha. Mumu olacak. Umu diye bir şey yok. Bu mu mumumuzun mumu? Sen mumumuya bağlıyorsun. Anladım anladım. Ben bir şey yaptım. O ne oydu? Dili bilgisinde ne vardı? Geçiriyordun o sesli harfle bitir. Kaynaştırdın sen onu. Benzeşmiş. Ulama yaptım. Ulam. Tamam ya. Bu mum umumuzun mumu. Kolaymış ya. Bu mum kolay Metin ama işte zaten şey için işte. Yani Metin Alp. Ulama. Için. O zaman ama Şemsi Paşa pasajı zordur. O çok kolay abi. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüş eseceler. Wow. Al şu takatukaları takatukucuya takatukulattırmaya götür. Takatukucu takatukaları takatukulamam derse takatukaları takatukucudan takatukulattırmadan al geri getir. Bu saçma. Bunu ezberlemek çünkü bir bunun ezberi marifet zor, yani doğru. Evet. Çekirdeksiz kahve 100 bit yollamış. Selamlar olsun herkeslere efendim. Ben de sizleri beğeniyorum. Vakit oldukça edit yapıyorum. Anca demek ki yayını geriden takip etmiş Çekirdeksiz kahve. Teşekkür ederim. Yani mesela Burcu bunu ezbere biliyor, annesinin telefon numarasını bilmiyor ama ezbere, anladın mı? Yani böyle bir meziyet bu da yani. Ya bütün gereksiz bilgileri ezbere biliyorum. Zaten gerekliler yok bende ya. Devam edeyim mi? Yes sir. Yes sir. Okay, evet. Kabul edilebilir. Bu mum umumumuzun mumu. Bu mumumumuzun. Mumumuz değil, umumumuzun mumu. Ne? Değişmiş. Ne var abi? Yani ta okey. Ses tonu mesut. Gülmesi bile hala aynı. Öyle öne kapanarak güler hala. Sanki eskiden yüzünde yani şey gençken daha canlı, daha şeymiş. Renk farkı çok bu var. Bu tespit mi şimdi ya? Gibi yani. Tespit çok abi. Durgun. Çok durgun. Ya abi gençken kadar. Daha geçmiş. Yaşlanınca yaşlanmış. Klasik şeylere girmiyor. Para falan. Bence bu kadar takılma abi. Bu kadar takılma. Bayağı yaşlı adammış yani. Bence. Şimdi değil mi? Şimdi işte karizma. Heh evet. Tamam doğru kelime işim bu şimdi. Karizması var çünkü bir de Acun oldu, onun da etkisi var. Onun ikisini ayıramıyorsun artık falan. Aynen öyle. O da bebek derim buna da yani. Bebek derken. Bebek. O adamın ismi gerçekten Acun değil mi? Hayır, yani marka olmuş halinde. Ha tamam. Ya artık ya tabii şu an bankadaki sermayesi tabii. Kat kat. Allah'ım darısı bizim başımıza be bir gün bu. Hepinizi götürürüm Dominik'e. Ve beyazmış.
Ha bak yaptı. Daha bak evet beyaz ben dedim. Türk geldi helal... ya Türk buraya geçmiş gibi. Doğru söylüyor. Şu anda hep şey. Şu an hep bronz yani. Evet yani ama. Ama evet hep acaba tatil beldesinde normal bölge yanıyor. Ben şimdi gerçekte de gördüğüm için seni açıklıkla söylüyorum. Kendisi esmer yani şu an. Diğerleri hala beyaz mı? Abi bembeyaz adam burada şu an. Ya bunu niye esmer. Düşünüyorsun? Dominik etkisi mi değil mi onun çıkardığı? Neyi düşünüyorum? Komple mi kararlı? Yayınlar demiştim. Özellikle Burcu ablaya sevgiler demiş Ahsen Berra. Ya kalpler. Evet. Peki. Acun abi cevap bekliyoruz. Demet Akalın. Demet Akalın'ı Allah. Biliyor muyuz? Tabii ki biliyorum ama o kadar değil. Oo, sen de ne yaptın ya? Demet Akalın'ın Türkçe pop'a katkıları çoktur. Mankenlik zamanlarından mı acaba gösterdi? Bence hakikaten yani müziği açısından, tam dönemi ve müziği açısından müthiş ama yani... Bu çöküşü başlatan kişi işte. İşte yani evet yani hani nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum yani ya Demet Akalın'ı. Yıkımı başlatan, bombayı atan kişi yani. Hayır, bu arada yıkım video ya ben ona katılmıyorum. Yani. Mesela hakikaten Demet Akalın'ın her yaz böyle bir iki şarkısı patlardı ve güzel de olurdu. Kulüplerde evet. Mutlulukta çalıyordu millet. Ama işte diyorum ya karakter olarak benlik bir insan değil kendisi. Şarkı yaptı dönemlerde iyiydi ama bence bilmiyorum yani. Senin bazen bilmediğin çok şey çıkıyor. Demet Akalın'ı biliyorum. Aynen. 1994 yılında Sensiz Olmaz filminde Emrah'la beraber yer almış. Oo bayağı. Okay. Ben hiç bilmiyorum. O ben bayağı 2 yaşındaydım. Öncesine gidiyoruz yani. O zamanlar manken galiba. Çok etkileyici. Tabii tabii. Burada estetik değil mi sence? Değil. Seni inandırmak zorunda mıyım? Ne dedikleri anlaşılmıyor. Bu normal mi o dönemde? Hiçbir cümleyi anlayamıyorum. Benziyor be. Bence güzel bir kadın. Ya görüntü tost makinesi ki çok da belli olmuyor. Ama ben tabii ki kim bilir mi? 245. Uzun aradan sonra iş sizin bu mu olacaktı? Bak burada işimi engelliyorsun. İnsanların saygım sonsuzdur. Ama sabrım sınırlıdır bilirsin. Sesi kendi sesi mi? Hayır. Sonsuz değil. Mu sınırlı mı şimdi sabrı onu sesli, anlayamadım kafamda. Seslendirme. Ooo insanlara saygım sonsuzdur ama sabrım sinirlidir bilesiniz. Sinirli mi? Aa sağ olsun. Sinirlidir sinirli. Tamam öyle işte. İngilizceyle yazdım. Şey yani değişmemiş. Demet Akalın olduğunu anlıyorsun. Tabii ufak tefek değişiklikler oluyor. Ben de anlıyorsun. Yaşının getirdiği artık. Bir saniye. Demin Acun'a değişmiş diye Demet Akalın. O değişmemiş yani. Hayır ya. Anlayabiliyorsun. Anlayabiliyorsun. Değişmemiş. Demiyor. Acun çok değişmiş ya. Canlıymış. Hemen önümüze bir Demet Akalın alalım bu arada şurada ucundan bir. Bir de abi hani aura farkı da var ya. Bence de. Batuhan yaptı ama aura bence... farkıydı hani değişmiş dediği. Hani mesela gençken de... daha enerjik aktif ama şimdi hiç öyle ha. Değil muhabbeti yaptı yani. Demet Akalın'ın böyle en popüler şarkıları hangi dönemdeydi? Demet Akalın. 2018-2019 falan. Hayır yani. Daha önce. Daha önce. Demet Akalın'ın böyle en popüler şarkılarından birini bana söylesenize. Şey değil mi ya? Vuslat. Demet Akalın yazsak buraya. Zaten 6 yıl 7 yıl bak Çalkala Gölge yani o dönemdeki Demet Akalın hakikaten iyi 15, yani. Daha da öncesi de var yani. Bu arada ya. 7 falan az söyledim bak daha gerisi de vardır onun. Sepet varmış mesela başka. Aa evli mutlu çocuklu vardı doğru. Bu affedersin vardı bak ha. Kalbini mi kırdın? Aynen. Affeder. Köküydü onlar ya. Abi baksana şimdi yani Demet Akalın hakikaten Aurora dedik az önce. Aurora mı? Aurora mı ne? Var yani değil mi? Aura. Bu manken ya bunlar işte. Yaptırdıysa o Emrah yani. Filmi önce de yaptırmış. Lise zamanları filan bunların. Bazılarını çok farklı. Bu olamaz ya. 9 yıl önce Demet Akalın lise zamanı olamaz bence yani. Değil işte onları bulmak lazım. Olgunluktan dolayı bulmak lazım derken suratında değişme ve değişme. 30 sene öncesinden tabii abi 30 yani. Sene öncesinde tamam. Ve ama hay bence yine aynı canlılığını ben koruyor. Hani böyle mesela Hadise'deki gibi bir değişim yok. Hı-hı. Yine suratı ince uzun. Tabii. Şu an ince uzun değil ki. Uzun. Hayır ya. Çok simetrik değil mesela Demet Akalın. Şu an Demet Akalın'ın yüzü simetrik. Kare gibi değil mi ya? Bak yuvarlak mesela, kare. Yazmış. Şimdi Demet Akalın da esmer. Yaşlanınca tenimiz de mi yaşlanıyor? Yani. Solaryuma giriyor. Ben yolda görsem öyle ama Demet Akalın da esmer tanırım. Artık. Devam ediyoruz abi. Murat kız Bodrum'da yaşıyor bir daha. Murat Boz. Bu adam yakışıklı adam. Bakalım gençliği nasıl. O adam hep aynıydı ama ya. Bilmiyoruz Murat ki. Murat Boz'un hepsi klibini mi gösterecekler acaba? Hiç hepsi de yalanda çıktı. Bilmiyorum. Erhan Yılmaz 9. ayımız kutlu olsun bu arada. Merhaba. Tamam. Nil Kara İbrahimgil'in abi 2004 yılında çıkan Bronzlaşmak isimli şarkısının klibinde yer aldı. Orada da vardı. Ayak da var en sevdiğim aslında. Batsın. Çok kötü. Çok
Çok yani kötü. Adamın yüzü ya. Yine aynı, sadece saç hani offside evet, olmuş bir yani. Bir sarışınlık yapmışlar ama değil evet, mi? Evet. Bir de... evet. Bir sarımtıraklık var. Yüz ama hani evet. Bak aynı ya. Çok ama kötü. Ama Murat Boz esmer değil Murat... ki zaten. Ne kötü ya. Murat Boz'a bir bakayım ben. Daha kötü. Hani bu ten bir de muhtemelen. Galiba. Niye böyle bakıyor? Murat Boz. Bak demişler öyle bakıyor işte. Ama öyle bakıyor. Görseller. 2014. Yani. Şimdi aynı yani bak. Kaç yaşındı ki bu arada? Şu anki hali daha iyi bu arada. Yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şu klibi seyretsem. Ben tanımazdım Murat Boz olduğunu. Saçmalama abi. Çok benziyor. Vallahi şey yap falan olurdum ben. Özellikle deseydiniz ki burada tanıdığım birisi var deseydiniz bakıp bulurdum ama. Ben hani tanırdım. Şu klibi açtım. Aa bu adam Murat Boz demezdim gibime geldi. Ben bu görsellikte tanırdım bu arada Murat Boz'u yani. Öyle mi diyorsun? Evet. Yüzü değişmemiş ki. Bence de. Farklı yüz yapısı aynı. Işte, saç işte, sıfır. Işte. Sakal yok. Hani o yüzden belki. Şimdi sonuçta saç ve sakal inanılmaz fark ediyor bu arada. Ben yani şu an şu anda saçımı sakalımı canlı yayında sıfıra vurayım. Mesela bir bakın tanıyor musunuz? Bence bıyık, tanımazsınız bıyık, yani. Bıyık acayip değiştiriyor. Bıyık bile acayip değiştiriyor. Katılıyorum ki benim kaytancı simit bıyıklarım bile değiştiriyor. O aynı herif. Birebir aynı. Evet. Hiçbir fark yok. Çok acayip. İşte saç burada offside dediğim gibi yani. Bir şey. Bir cüsim yaklaşıyor tabii. Efendim. Evet. Ama 2004 kel. Odası. Çok kötü. Buna bakınca yapmam, Murat Boz oldu. Askerde yapmıştım en son chat. Kellerden özür dilerim. Hala aynı karizma var. Hiçbir şey yok canım. Ben değilim. Ben kendi tercihimle kazıyorum. Aynen öyle. Evet. Bir de kimine yakışıyor abi. Yani. Bayağı bana yakışmaz mesela chat. Şimdi yakışmış. Bana yakışmaz. O zaman da yakışmış. Ya doğuştan gelen. Mesela bizim hakikaten Batuhan da öyle yani. Batuhan da. Aa Batuhan şu an 100 kilo. Hande Erçel. Evet canım sonunda bilmediğin ismine geldi. Oo evet, Hande Erçel. Şey severiz. İlk defa duydum ismini. Dostacı söyle. Bu ne abi? Hande. Çılgın dershanede mi oynamış? Şimdi bu kızla... Aynı kız. Çok bir değişiklik. Burun galiba biraz değişmiş değil mi sanki? Bir de surat. Ya o da suratı... çenesini uzattırdı. Hayır çenesini uzat. O şey muhabbeti çıktı ya işte suratına bile laf etti. Bakayım mı? Hande. Mahkemelik oldu. Hande Erçel. Ben. Görseller. Çene incelmiş bir kere bu ne? İşte bak. Çok o değişmiş. O çene hattını törpületip çeneyi uzatıyorlar. Biz de görelim. Yani şu yeni bir haber gibi gördüm. Şöyle şunu önümüze aldığımız zaman bir kere yanaklar gitmiş. Hani evet tamam okey bayağı değişmiş. Yanak gitmiş, yüz yapısı çok değişmiş. Böyle daha ince bir, şu fotoğrafa evet. Baksanıza. Daha ince bir yüzü var buradaki haline göre. Ama hani baktığı zaman yüz, yine gözler, bakışlar falan hani. Dudak var galiba, dudak dolgu var gibi. Üst dudak evet. Burada çok ince gözüküyor, burada çok kalın gibi. Okey dudak ve çene ama yani yine güzel kızmış o zaman da gözden bence. Gözden aşağısı full değişmiş ya. Ama yine diyor mu? Aynı vibe'ı var yani. Evet, Fransız askısı evet. Yoktur canım. O Fransız askısı öyle bir şey değil. Yanındaki çocuk bizim oğlum? Okuldaydı. Vallahi mi? Aa. Bu şey mi? Çılgın Dershane kampta mı bu? Yoksa daha bir önceki bir film mi? Bu, ne bu? Çılgın Dershane abi evet. Bizim yine gençlik dizileri. Komedi gençlik. Komedi gençlik filmi. Ne diyorsun abi? Değişmiş mi? Bu filmin colorist'i kim? Kötü peki iyi değil yani. Bana versen daha iyi yaparım yani. Neyse. Var tabii şimdi yani. Estetik falan filan yaptırmış son zamanlarda. Bayağı bir çirkin. Çılgın Dershane bence çıkan. De çok güzeldi. Takini. Yanak daha içeri. Ben çok beğeniyordum Çılgın Dershane'yi. Neyse. Yani değişmiş. Şu an bu estetikli hali miymiş? Hayır estetiksiz. İşte ben bunu anlamıyorum. Hiçbir şey yani tabii şu an. Ben bunu anlamıyorum ya. Niye anlamıyorsun ya? Zaten güzel. Riskli bir şey çünkü. %100 öyle olmama ihtimali var yani. Hani güvenli bir şey olsa mi? Bile bence. O hali de estetikli olabilir bu arada. Yok değildi abi. Bilemezsin. Yok. Bilemezsin. Abi ya. Görmek lazım. Gizli estetik abi. Gizli buzlanma gibi ya anlayamaz. Çünkü, ya evet, bak, bakınca bak, anlaşılıyor ya. Abi manken yani, değil ki bu kadın. Direkt bu kız için söylemiyorum. İşte. Ama işte sonuçta... Dizi camiası. Demet Akalın'ın manken olduğunu bir öğrendi ya bak. Oradan şimdi çıkamıyor şimdi. Herkese hayır, manken hayır. Yapıştırması yapıyor. Bak şeye açın. Ay hiç kırdım. Lise hallerini bunların bulsalar çok daha bence güzel içerik çıkıyor. Ya abi hepsinin lise halini bulamazlar. Daha farklı şeyler tabii bulamazlar. Bence lise en doğal halleri olur büyük ihtimalle. Bak geçen gün Barış Manço'nun liseyi çıkmış. Değişmiş mi liseden beri? Yani değişmiş ama değişmemiş. Ne gerek var? Böyle bir lise girmeye gerek yok yani. Bak ben burnum abi. Sen bak yaptın ben yani. Burnuma ne? Trilyonluk sektöre ne gerek var dedi. Bayağı genç görünüyor hala.
Orada bence de ne gerek var da. Bir de Türkiye'de estetik bayağı gelişmişmiş yani. Yurt dışından falan insanlar buraya geliyormuş ya bunun için. Drenesin bu arada şimdi de senin için. Fiyatla da alakalı. Ucuza yaptırıyor aynı. Tabii hep maliyeti evet, evet. 10 dakika bakıyorsun. Tıp eti. Diş için evet. De geliyorlar. Ya şey hala çok hoş bir kız yani ne bileyim. Burada daha doğal hali. Orada ya Instagram filtrelerini ya da böyle estetik falan. Gerçi yurt dışından diş için gelip çakma böyle hekimlik belgesiyle falan. Ha evet. Biliyorsunuz o ay çok kötü olaylar oluyor öyle. İnanılmaz estetikte kötü. Estetikte de var o. E vardır tabii sonuçta ucuz diye yabancı geliyor. Yabancıyı tokatlıyorlar örnek veriyorum da hani iyi yapan yerler hakikaten iyi yapan yerler yurt dışına göre çok ucuz kalıyor arkadaşlar. O yüzden evet. İnsanlar geliyor. Mesela saç ekimi. Ya ne zaman yurt dışına gitsek tamam mı ya da gelsek mesela Türkiye'ye herhangi bir ülkeden abi hep kafalarında kırmızı noktalar olan tamam mı? Yapmışlar işte o saç ektirme yapmışlar. Çok çok. Bez olan evet. İnsanlar görüyorum. Hep fix yani bak. Havalimanına gidin görürsünüz. Bak bu kadar net söylüyorum size. Her şey burada daha ucuza gelmiş. Bir şeyler var yani. Ama hala çok güzel kadın. Yani. Estetik hiçbir fark yok. Ben yaptırdım diye biliyorum tabii. Evet aynen yani o belli oluyor. Ama yani bayağı hoş kadın yani. Evet yani estetik yaptırmış ama çok da güzel. Ben kendime evet, evet. Fransız aynen. Askısı tamam, yaptıracağım. Okay. Tamam eyvallah. Belli bir dönemimde. Teşekkür ederim. Ya bir de işte estetiği ne yaparsın? Hande Erçel şu anda Hakan Sabancı ile beraber. Hande Erçel Burak şeyle değil miydi? Burak kim ya? Burak değil. Fahri Evcan'ı. Hay pardon tam ona karıştı birbirine. Bir şey diyecektim ben de. Bu ne? Setin böyle bağımlılık yapan bir yanı var. Yapıyor ve böyle işte bırakamıyor. Dudağı yapıyor, yanağına yapıyor işte. Bir dakika yapıyor, Murat Dal... Ha pardon. Kerem Bürsin'le beraber olan Hande Erçel miydi? Evet sonra ondan ayrıldı. Aa tamam ben onu diyordum. Sanırım tamam, pardon. Sıralama nasıl gidiyordu ya? Sıralama Murat derken Kılıç, böyle bir Kerem... sıralamaları da mı var yani? Aa, öyle ama bak yandık. Şimdi hangisiydi? Öncesi Murat Dalkılıç mıydı? Chat daha iyi bilir. İlk galiba Murat Dalkılıç'tı. Aynen. Çünkü Merve Boluğur'la Murat Dalkılıç ayrıldı. Hande Erçel'le beraber oldu. Allah. Murat Dalkılıç'tan sonra Murat Dalkılıç'ı bıraktı. Diziden sonra Kerem Bürsin'le beraber oldu. Sonrasında gitti Hakan Sabancı'yla beraber olup Kerem Bürsin'i bıraktı. Son şu an ne yani son? Şu an Hakan Sabancı. Bize ne olur en son? Hakan tabii. Sabancı mı? Hakan Sabancı oldu. Çok rahatlattım. Çok zorlanıyorum böyle şeyden bahsederken. Estetik camış gibi var yani. Camış gibi. Hayır diyelim. Ben bak nefret ettiğim şey ne biliyor musun? Suratı. Hayır. Suratı büyük olan yani geniş olan. Mesela benim de buralarım geniş. Evet. Ve işte hafif yanaklı olan falan. Hep böyle bir törpülüyor. Kemikli bir suratı sahip olmayan herkes kendini uzun ince ve kemikli yaptırdı. Ve herkes diyor ki estetik yok kilo verdim. Abi ben de 12 kilo verdim. Bak o yanaklar çökmüyor. Benim de. Ve törpületiyorlar. Gerçi benim birazcık çenelerine doğru didönem oldu. O surat bu halden uzun hale geliyor ve şu estetik yok. Lil Seyir diyor ki nasıl Hakan'la ya başka biriyle evlenip boşanmadım en son demiş. Hemen araştırmalar yapılsın. Hemen bu hemen hayır, araştırmalar yapılsın. Hayır Hande Erçel kimseyle evlenmedi. Ha o Demet Özdemir'miş. Alıyoruz. İçeriden bütün bilgileri alıyoruz şu anda. O kadar iyi ki magazin konusunda çok iyiyiz. Demet Özdemir şeyle beraberdi. İbrahim Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç'la beraberdi. Ondan ayrıldılar, boşandılar. Şimdi bilmiyorum biriyle beraberse. Tamam. Benim en son bildiğim magazin bilgisi şey işte. Yalı Çapkını dizisi oyuncuları ve onların kankileri. Kızın eski sevgilisi. Ben onu biliyorum Abra şu anda. Abra Saraçoğlu'yla şey. Onlar fena. Onlar fena chat. Çok ayıp. Hiç yakıştıramadım. Kesinlikle. Ama zaten o yani şey ayrıldı erkek arkadaşı başkasıyla beraber. Dilan Çiçek Deniz'le beraber. Olsun da yani olay kötü sonuçta ya. Tabii canım çocuk şu an şey boynuzlandı konumda gibi. Zaten. Aynen. Onun da kafası çok geniş. Yok abi ama yok çok abi. Derin bir mevzu şimdi anlatmayalım onu. Tamam arkadaşlar tamam yok. Oğlum çok su içtim tuvaletim geldi benim ya. Git tamam ya. Ya Burak. Benim gibi abi. Ben de bunu belirtirim. Mesela yayında Burak, da fix yani. Ben bir tuvalete gideyim Allah aşkına. Lütfen. Oğlum. Son mu Hande Erçel son muydu? Değil. Tamam dur. Dur Allah aşkına. Çok su içtim oğlum ne yapayım ya. Bu kadar, bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Bu kadar diretildiğine göre... Burak zorla tutuyor herhalde. Direkt yani bu çok tutulmuş yani belli. Hatal bayram. Gitme bir dur abi bir şey daha izle ya. Yok bilmiyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Duydum. Yalan söylüyorsun. Duydum. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ki duydum ama yani ismini. Al işte. Oha. Ne oluyor ya diye bir şey duydum. Evet geçiyoruz efendim Fırat Albayram'a. 2008 yılından. Adanalı. Boncuk. Fırat Albayram zaten küçük çocuk.
Adanalı boncuk mu geliyor acaba? İzleyeceğiz. Adanalı oyuncuyken. Aynen o geldi. İlk oyunculuk deneyimi evet. Adanalı dizisindenmiş. Hemen ünlü olduğu dizi ama bu ünlü olmadan. Ve aynı abi. Ki. Yani saç Marazali. Dışında. Marazali Adanalı. Aynen. Konsept dışı bu video. Abi. Aynı. Ya. Rıfkı'yı yolda gelirken gördüm abi. Az kalsın arabanın altında kalıyor. Bu ses de seslendirme. Kendi sesi değil. Kendi sesi değil, evet. Evet. Ama yani tip bu arada bence yine aynı ya. Tabii ben son anda kaptım hemen. Bu adamın tipi çok tanıdık mesela. Ha bu, okey. Çok bekletmedim umarım. Yo, ben de yeni gelmiştim zaten. Abi kendi sesi mi ya? Abi kendi sesi gibi sanki geliyor. Evet, hafiften kendi sesi de gibi geliyor da sanki kendini sonradan seslendirmiş gibi ama olabilir. Bir de bir garip de böyle yani çok bak. Saçı çok kötü ya. Sen de. Aynı ya. Seninki de çok tatlıymış. Evet kendi sesi. O evet. Ama biraz daha genç sesi gibi. Daha sesi oturmuş. Daha enerjik sesi gibi. Daha oturmamış böyle ses hakikaten. Ve daha böyle diksiyonla düzgün eden ses. Ama çok da değil açıkçası. Değişmiyor. Sadece saç şekli değişmiş. Tip ve saç aynen. Tabii bir olgunluk yine oturmuş suratına ama baktığım zaman evet Fırat Albayram derim yani. Yok oğlum ben bu adamı görmedim bile ya. Havalı adam ama yani. Havalı mı? Cool be. Buradaki hali buradan daha iyi. Bu da gerçi tabii oyuncu olarak böyle tatlı bir aşçı oynuyor muhtemelen. Onun da etkisi var da karizma. Berk Arif 7. ayında hoş geldin. 7. ayımız kutlu olsun. Bu benim haddim değil. Berk ve Arif. Mesela şu an çok büyük bir değişim var diyebilir miyiz Fırat'ta? Hayır, diyemeyiz. Sadece biraz daha büyümüş olgunlaşmış. Aynen surat oturmuş evet, falan. Ve saçları çok şükür böyle değil. Yani o saç şeklinde böyle... Niye saçında ne var ki ya? Ya abi o dönem ne biliyor musun? Kabar. Diye mi? Benim lise öyleydi. 8. sınıf sonu, lisenin başı. Vax abi. Yani tamam. Bir dönem biz gerçekten neden bunu yaptık bilmiyorum ama yaptık yani. Vax. Havalara dikti. Goddammit. Abi havada değil. Bak tarza bak. Ön aşağıya iner. Arka taraf Vax'la fıtır fıtır atır kalkar. Sen bunu lisede mi yaptın? Ben ortaokulda yaptım bunu. Ortaokulda ben... Dönemim. Yok abi ben lisede yaptım. Onu niye? Yani... Ben yanlışlık olduğunu düşünüyordum. Yapıyor yok diyor abi. En son ıslak eliyle bir değiyor. Ya. Yok abi yani keşke yanlışlıkla olmuş olsa. Önleri böyle yani parmak böyle aşağıya indirirdin. Anladım çizgi abi, çizgi evet. Böyle tarak misali yapardın. Arka kısmı da kaldırırdın. Çok iğrenç bir dönemdi. Ya ben hakikaten sıktım benim olmadım. Tarzım böyle hani böyle sene bir oturmuş böyle. Allah'tan oturmuş bu arada. Allah'tan. Da bitti orası ya. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman şimdi tekrar olsa tekrar yaparsınız abi. Yapmam. Bunlar çok alışkanlık işidir yaparsınız. Yapmam. Ben o de saçımı kısaltsam çok... onu yapmam. Sen ya mesela abi. Saça vaks sürüyorsa tekrar saçını uzatır mısın Sağlı abi? Uzamaz ki bende yok. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi o dönemde siz hani şey gibi düşünüyorsunuz. İşte lisedeydim, ortaokuldaydım. Hani ergenlikle işte çocuklukla... ayak uydurdum falan. Hani Sadla bir diyor ya şimdi. Aslında günün trendine uygun yani diyorsun. Ha günün trendi olsa yapar mısın yapmam diyorsun ama mesela Fırat abi bak kaç yaşında. Tamam. Yapıyor mesela anladın mı? Sen de yaparsın. Tamam ben de kendimi şöyle düşünüyorum o zaman. Şu anın modası da mesela baktığın zaman dışarı çık. Yanları kıvırcık, kazıt. Dalgalı. Ön tarafı kıvırcık dalgalı yap. Üst tarafı hı-hı. Daha doğrusu yani. Abi, ben hiç bak, yapmadım. Şimdi, hiç yapmadım. Güzel dediğin şey. Güzel dediğin ha. Şey. Estetik dediğin şey hep alışkanlık. Göre. Ben görüyorum yapmadım. Onu. Şu an onu etrafında görmediğin için o sana cringe geliyor. Nasıl görmüyorum? Ama görüyorum ya. Her gün görüyoruz abi onu. Saçlar bindir bindir. Abi evet, evet abi. Hayır farklı bir tarzı diyorlar abi. Farklı. Nasıl yani? Şu an günün modasından bahsediyorsun abi. Sadullah abi o lisedeki yaptığınız saçı söylüyor. Ha yok. Ha önden basmayı diyor. Ha yok. Şu an görmüyorum şimdi onu. Şimdi herkes yapsa sen de bu normalmiş dersin yaparsın. Yani. Alpin'in dediği şu anda herkesin şu an bir şey var. Saç modeliniz yapılıyor insanlar ama ben yapmıyorum diyor. Aynen. Mesela. Aynen. Tam olarak bunu söylemeye çalıştım. Meşhurdu bu saç şekli. Yani hep kuzenlerin falan filan da yapar. Anca benim de sevmem evet, lazım yapabilmem için. Demet Özdemir'e. Biraz önce... Bu kadında çok estetik var. Ben bunları... Bu kadında çok estetik var. Evet. Kim? Gelecek şimdi. Ve ben bir şey söylemek istiyorum. Bunu geçen sana söylemiştim. O evlenme teklifi yani roller coaster shorts'unda mı artık neresinde YouTube'da mı bir yerde ki videoların birinde bir tanesi şey yazmış benim için. Ne? Demet Özdemir'e mi benziyormuşsun? O öyle bir şey ima etmişti. Yani ben ve Demet Özdemir yani ne alaka ya. Bence de hiç alaka ne değil bu alaka. Arada. Yani gözleri 9 falan ya hipermetrop ya miyop falan. Bence yani. De hiç benzemiyor. Ama biz bunu bir iltifat sayalım başkanım. Boşver. İkisinden de görüntülerimiz var. Öncesinde sana kızı göstereyim de.
Bu da hoş bir kadınmış gerçekten. Mesela beni de Kıvanç Tatlıtuğ'ya benzetmişler ama işte yani. Ne alaka? Güzel insanlar. Benziyorsun aynı. Tabii canım tabii. Tabii canım ben biliyorum zaten. Tamam. Ya ben seni Kıvanç Tatlıtuğ değil de Kenan İmirzalıoğlu vibe'ı var sende. Oha Burcu ne alakası var Kenan İmirzalıoğlu. Bunların birbirlerini bu kadar desteklemesine bitiyorum. İşte gözü kördür diyoruz. Yani bence de gözü kördür bu manası bu ya. Okey tatlı bir insana benziyor. Oha! Bu başka biri zaten bu. Zaten şöyle Demet Özdemir bu arada dansçıyı da ünlü olmadı. Yazıyor işte kocaman şey, zaten. Hayır şunu söyleyeceğim. Efes'in şey kızlarından, dansçı kızlarından. Ooo! Cheerleader bu. Aaa! Omega! Evet. Nasıl yani? Oha. Nasıl yani? Oh! Hiçbir tepki veremiyorum. Bu kim? Demet Özdemir işte oğlum. İki ayrı kadın gösterdi orada. Bak bak geldi yeni hali ya, geldi. Bak geldi. Hayır o şey işte. Aa Efes hali geldi. Tabii yüzünü çok net göremiyoruz ama. Demet Özdemir bari. Evet değiş çok değil bence. Nasıl ya? Bu da mı aynı kadın? Az önceki kadın da bu kadın aynı ki. Bu arada bence bu evet bu dönemde de bir şeyler evet. Yapılmış. Evet. Ben o yüzden hatta şaşırdım yeni hali mi bu diye. Aynen. Yani eski hali eski... de bence... Müdahaleli. Bence hayır. Yok hayır. Bir önceki hayır, hali bak bak bir önceki bence. Hali normal bu halde bir tık müdahale var gibi sanki ya da bilmiyorum ya da büyümüş de olabilir. Bence başlamış. Bence bir öncekinde de yanak dudak her yer operasyon yani. Bilmiyorum. Öyle bir dakika. Hemen sen onu yaparken sağlıyorum. Bu kadın o aynı mı? Yani bir yüzde tabii bir değişim var. Demet var Demet. Ama hani yine adım satıyor. Bana satıyor kendini. İlk oynadığı dizideki bak şimdi sana linkini atıyorum. Şimdi at, bu dizide bekliyorum. Oynamadan önce Efes'te şeydi. Gönder gelsin. Dansçıydı. Bak bu oynadığı ilk dizideki kendisi. Yani çeneye falan bak. Muhtemelen orada kameradan dolayı, açıdan dolayı çenesi çıkmıyor. Bu mu ilk hali? Evet, ilk dizide oynadı. Bu sana bir sır vereceğim diye bir dizide oynadı. Aşkım bence o dans bence ettiği halinden daha ya. Farklı. Şu evet. Zaten bence de burası. Bence de. O dans ilk çok erken Flash şey. TV'de dans ediyor muhabbeti videosu hayır, döndü ya. Oradakinden başka buradaki hali. Hayır evet. Dediniz ya Efes'tekinde şey var diye çenesi falan filan. Efes'te oynadı. Şu an sana linkini attığımdan önce. Onu söylüyorum. Belli işte tamam bu da tamam orada okay. Başlamıştı. Aynen aynen. Yani. Areduhum bu arada onunca imkansız olsun. Kaşlarını kaldırtmıştır, yanaklarını aldırmıştır, çeneyi ufalt bilmiyorum bir şeyler yaptırmıştır. Şu jawline bayağı bir moda ama yani. Herkes böyle bir belli. Üçgen yüz istiyor tabii. Bak çenesi ne kadar geniş. Hiç de beğenmiyorum. Evet. Böyle bir çene ama var. Ama belli yaptırmış. Şu an yaptırmadım diyorlar. Diyemiyordur canım evet. Öyle mi diyor? Hayır yaptırmadım diyor. Buraları falan geniş yaptırdın diye var mı? Şimdi hapçık kadar yüzü kaldı kızım. Hapçık. Hapçık. Yani. Şu kadar demek o. Ben gerekmiyor. Oranı buranı çektirmen gerekmiyor ya artık. O yüzden küçük dokunuşlar adı altında yapılmıştır belki. Onlar da sayılmıyor küçük dokunuş olduğu bence için değil mi? Bence dolgu da bir estetiktir. Cümlelerimi buna göre kurdum. Şu anki hali daha iyi. Evet. Eskisi nasılmış? Yani... Mesela bende alt dudak dolgusu var biraz. Dolgu estetik de o zaman. Çok o bakış zaman. Açısıyla botoks da estetik. O zaman ama diş dolgusu da estetik. Değil ya. Ha, aynı ya da dişin aynı mesela gülüş şey yapıyorsun. Doğru. Gülüş tedavisi yaptırıyorsun. O da doğru. Estetik o zaman baktığında. Yani doğru. Göze hitap eden şeylerin hepsi estetik. İmplant da o zaman estetik. Doğru. Tabii. Kaş doğru. Almak da estetik. Evet, ama bunlar yani doğal bana, estetik mi oluyor acaba? Ki? Ya bana şey gibi geliyor. Ben şöyle benim için yüz yapısını değiştirmediğin şey, bıçak altına yatmadığın şeyler estetik değil bence. Bence yüz ifadeleri... Botoks değil mi yani? Botoks estetik. Bence botoks estetik değil. Bence öyle. Bence estetik. Bence de işte o zaman bak o açıdan yüzünün yapısını değiştiriyor ama. Falan botoks yüzünün yapısını değiştirmiyor ki. Botoks sadece kaslarını donduruyor. Abi tamam çizgilerini senin... götürtürüyor sonuçta. Bak ha, ama bak bunun geri dönüşü olmayan bir şey değil. O zaman şunu düşün. Dişim kırıldı. Ön dişim yok. İmplant yaptırdım. Estetik mi oldum ben? Evet. Evet. Nasıl evet? Sonuçta operasyon bunlar estetik yani. Estetik operasyon bu da evet estetikten doğru. Estetikten neyi kastediyorsun ki yani? Bence tıp bir müdahaleyle vücudunda görünüm yani sonuçta ama bak şeyi şimdi sen ama bak şimdi botoksla diyorsun ki çizgini açtım. Bu arada botoksla bütün kırışıklıkların gitmiyor.
Doğru. O yüzden zaten ama işte botoksu daha erken yap diyor. Gurur duyuyorsun. Hayır, abi, hayır şunu söylüyorum. Kırışıklığın var ve gurur duyuyorsun değil. Botoksu yaptırma amacın zaten kırışıklığın oturmadan şey önüne geçmek. Ha. Abi, çok kısa bir sorayım mı? Bunu gidip kısa dahiliyede şey mi yaptırıyorsun botoksu? Estetik doktoruna mı yaptırıyorsun? Ya hayır. Tamam. Yoksa kardiyoloğa mı yaptırıyorsun? Tamam. Bunlar hepsi ama soru ben... Yani. İyi, güzel ben soruydu. Zaten şunu söyledim. Ben zaten şunu söyledim. Bana göre yani sen gidiyorsun burnunu yaptırıyorsun. Tamamıyla farklı birine dönüşüyorsun. Ya bu arada bunu da yaptırabilirsin. Yani estetik yanlış yaptırmayın. Hayır yok yok kesinlikle değil. Kesinlikle değil tabii ki de. Yani. Tamam sen nasıl devam edelim. Öyle yapacaksın. Evet evet. Zaten bence tamam. bıçak altına yatmadığın şeyler estetik gelmiyor bana. Bence dedim zaten en başında. Tamam. Can böyle bir konuşmakla hoşlanmıyor ve köşeye sıkıştırıyor. Allah kahretsin. Yani şu an güzelse, şu an güzelleşmiş diyorsan o zaman eskiden nasılmış? Ben sana merak ettim yani. Tatlı bir kızmış yani. Evet. Ne bileyim şimdi daha böyle bir... Hepsi böyle grubunu görmeyeceğiz mi ya? Ben hepsi grubunu görmek istiyorum. Yani böyle. Gerçi geçen gördük. Yani evet. Ağzı seni biraz çekiyor galiba Can. Bebeğim güzel fotoğraflar paylaşıyorlar. Son artık kişiye geçiyoruz. Son. Burcu Esmersoy. Hadi bakalım. Burcu Esmersoy 98 yılında. Kimdi bu? Burcu Esmersoy'u da bilirsin abi ya. Biliyorum da. Hatırlayacaksın abi görürsün. Gelmedi şimdi. Hatırlayacaksın abi. Aa tamam bunu tanıyorum. Kendisini beğenir misin? Beğenirim. Ben de beğenirim. Çok güzel kadın yani, bence de. Yani güzelliği doğal mıdır orasını bilemem ama bence güzel bir kadın yani. Türkiye'de böyle hani hakikaten sayılı böyle hani işte o dediğiniz işte aurası olan kadınlardan diyeyim. Zey Şeyla 5. ayında hoş geldin. Hamburger Solo 26. ayında o da familyanın her biri bireyine kalp demiş. E biz de kalplerimizi sana geri hemen yapıştıralım. Çok teşekkür ederim desteğin için canım benim. Böyle hoş yapıyorum. Geldin. Mesela bence bu kadında estetik olmayabilir. Sarışın evet, olmuş abi. Sadece. Ya şöyle. Ne kadar bir yerlerinde botoksu dolgusu vardır estetik olarak saydığınız. Eva, evet. Güzelmiş. Çene, mene, dudak. Çene aynı gibi ya. Uzunmuş belki. Evet. Ama o zamanlar estetik çok sadece şey değil. Sadece şu an saçını sarı. Aa Didem şarkısında mı oynuyormuş? Ya salak. Dur bakayım kenardan şey Burcu Esmersoy'a bakacağım. Bütün sayesler bu kadın gerçekten ünlü olmayı hak ediyormuş gibi. Ha burnu evet. Ya, ne bileyim niye öyle bir şey çünkü. Var yani. Burun estetik bu arada. Daha belli yani çok ünlü olacağım. Ha. Yani, evet bayağı elde yani, yani. Parlıyor yani. Evet. Gençlik yıllarıyla bugünkü baksana. Halinin arasında bence saçla ilgili dışında çok büyük fark yok abi. Ben burun var bir burun evet. Olgunlaşma yaş alma burun varmış. Ben ama yaşlandı eskiden böyle değildi. Bunu yeni mi yapmış arkadaşlar, acaba? Siz... Yaşlandı diyebiliriz. Evet. Bence de. Buradan bakıyorum ve siz yaş aldı mı diyorsunuz? Yok hakaret değil bu. Nasıl bayağı yani? Bir estetik almış ablam. Yanlış kişiye mi bakıyorum? Biz de yaşlanıyoruz. Yani. Yaşlanmak ne demek? Yaş almak demek. Yani. Komple kaporta boya girmiş yani. Yoksa Allah abinin sesi arttı aşkım. Şimdi videomuzun sonuna gelirken Yaren. Bir de tabii ki... Bizim mi? Evet. Yapma be! Ekibimizdeki arkadaşlarımızın Tepkolik öncesindeki hallerine de bir bakmak istedik. Tepkolik öncesi mi? Evet. Ne kadar öncesi? Bakabilirsin abi. Aaa arkadaşlarmış zaten galiba. Ve bunlar liseden mi, üniversite öncesinden mi arkadaşlar sanırım. Aa. Çok sert başladık. Anıl ya her şey bayağı değişmiş Gözde bu arada. Sağdaki Gözde hı abi hani böyle bir şeyleri yemeyi alt seven ama zayıflayan. Evet tamam. Diğeri de çocuğun adını hatırlamıyorum. Anıl. Ha. Bence o. Çok yani acayip. Evet. Gözde de çok iyi. Bak kardeşime bak be yüzünde. Gözde bayağı canlılık gözlerinde bence her var. Bence burada en çok Gözde değişmiş zaten. Ne diyorsun? İnanılmaz. Hoş geldin Reyna. Gözde gerçekten evrim değil devrim yani böyle bir şey yok. Buğra ve Gözde. Aynı mesela Buğra. Bak yine. Ha burada Gözde. Aynı. Buğra birebir aynı. Hiçbir fark yok herif. Buğra aynı abi. Kalın. İki tane baş parmağı var gibi çıkmış ama. Ferhan Murat 9. ayında hoş geldin. 9. mutlu olsun. Öyle değil mi abi ama parmak orada böyle bir şey yok. Evet, iki evet, elin aynı parmağı yan yana. Öbürü evet, aslında evet, evet, iki baş parmağı. Paralel kalmış. Şiko biraz. Ama suratı ince. Nasıl oluyor bir şey? Hakikaten suratı bayağı inceymiş kilosuna göre. Bazı insan almıyor. Paçalı donuyla. Aa çok kötü. Çok kötü. Peki ağaç mı o? Gözde'ye bak ne kadar tatlı ya. Gözde, hayır, Gözde bir şey söyleyeyim mi? Zayıfladıkça çok güzelleşti. Tam kumdan ya. Sağdaki Burak mesela. Soldaki yine Burak. Ne var ya? Burak bu çok kötü Burak. Nesi kötü abi? Burak bu mu Burak? Sağdaki evet, ya, abi. Evet abi. Ama eski hali yani. Hayır yeni Burak bu mavili çocuk mu Burak?
2012'ymiş bak. Hayır abi o Batuhan. Babil değil. Yani sağdaki şu an kamera arkasındaki abi. Aaa onu bilmiyoruz. Başka foti var mı? Ha bu da yeni hali var. Bu geldi bak abi. Sen niye bıyığını kesmişsin? Ben onu bu arada burun gerçekten buruna estetik yapılabilirmiş bura. Kore'ye de yapılabilir öyle bakıyorsan aşkım. Koray'ın buruna benziyor buran burada. Bana da. Ama bir şey söyleyeceğim. Koray'ın suratı yani buran suratı çok küçük bence. Evet Koray'a yakışıyor o burun bence de evet. Evet ya yani Trakyalı olduğu için de olabilir. Ama... Trakyalı olduğu için olabilir. Koray birlikte burun estetiği. Yok yaptırmasın o zaman çok değişir tipi. Abi biz Koray'la birlikte yaptırdık şu an. Hayır hayır hayır. Yani ben de aynı. Bak futbolcularda var çok. Aran kilo vermiş. Galiba biraz da kaşlarını aldırıyor gibi ben geldim. Amerikan futbolu takımındaymış. Neden peki? Kim başka kim var? Aa. Burak Topel'in zayıf zamanları. Yine aynı ama yani. Adam sadece bir kafa. Hayır Burak'ın bu şeyini çok iyi hatırlıyorum ben. Şimdi net çok daha iyi Burak. Topel aynı ya. Oha. Evet, çok eski. Çok hepsi liseliyse bu arada bir lise kolik yapsalarmış kanalın ismini. Lise mi üniversite mi artık ben hatırlamıyorum ama sen çok eski arkadaşlar diyorsun. Evet çok iyi. Tweet hep kolik öncesi fotoğraflar çünkü bunlar ama, ya o yüzden. Bu saçlara evet. Özel bir şey. Bu ben o zamanlar yanları böyle. Başka foto var mı? Aa şey. Ulan yabancı yeni transfer. Manitası da var ikisi beraber. Aynen. Aa evet evet. Aren değil Vasil. Basit evet. Cleveland Cavaliers şapkasıyla. Cavalier. Tanımama oğlum biz tanıdık ulan insan tanımaz mı arkadaşını be? Aşırı tanıdık. Ama bu yeni transfer oldu ya. Ama tamam da yani. Vasil. Yani. Şaka yapıyorsun ya. Oğlum Vasil evrim mi geçirdi lan? Bayağı değişmiş abi. Ben bu arada. Bence yine yüz aynı ya. Ben size dedim lise fotoğraflarına bakacağız. Bak. O şey işte bu Yaren. Aynen Yaren. Yanaklar hep dolgun. Evet. Tam Allah tatlılığa bak ya. Yaren'in ben bu fotoğrafına bayılıyorum ya. Şu armalardan nefret ediyordum bu arada ya. Biz de takıyorduk bunlardan. Gülüşüm bu gözlerin çok fazla arma var. Şey var. Yani parçalarım. Döverim yani. Bence Yaren erkekleri döven kızlardan biriydi yani. Yaren. Baba rezilim bir kere yani onda da var delikanı var yani anladın mı? Bayağı Çakiye'ymiş. Tatlı kızın ama Çakiye yani. Var. Tatlı değil mi bak? Çok tatlı da. Kahküllü. Kahküllerimi kendim kesmiştim. Bunu. Biz kestik abla. Başka foti var mı? Hayda. O bıyık peki. O bıyık ne ya? Bu mavi. Bu mu bu? Evet, yok mavi hudri olan var ya. Aa, hadi canım. Fotonun yakışıklı olduğu zaman. Ay, bıyık çok kötü. Yalnız kurt temalı. Ne bu, dişan? Düğün fotoğrafı lan bu? Bence tiyatrocu ya, belki oradan evet, mı? Evet, o benim de aklıma geldi. Kötü. Bir de bıyık sanki bıyık değil de kalemle çizilmiş gibi ya. Kalem evet olabilir mi? Evet ya. Bence kalem ha. Rengiyle falan uymuyor zaten. Kalem zaten köse olabilir gibi baksana bir yani bu dönemde. Bu tiyatro falan bir şey mi? Ya umarım ama öyledir ya. Yoksa şey. Ne yakışıklı ya. Yakışıklı. Çok kötü. Anam avrat. Çok güzel. Oğlum müthiş bir fotoğraf lan bu. Ya rezil müthiş. Oğlum baba filmi işte. Godfather. Senin var ya. Cosplay bu. Dayarım ben. Olabilir. Peki. Ben çizdim. Ha bak. Evet, tabii elimle çizdim. Tamam tamam. Burada mezuniyete gidiyordum ben. Lise mezuniyetine gidiyordum. Dedim ulan dedim bir boyayım edeyim falan filan poz vereyim. Bence gayet karizmatik. Ha, sonra silmiştir herhalde. Videomuzun efendim yavaş yavaş sonuna geldik efendim. Okey abi güzel. Biz kendi çocukluklarımızı da paylaştık. Buranın çocukluklarını da gördük. Okey yani. Ben bunlara tavsiye ediyorum. Lise fotoğraflarını bulsunlar ünlülerim falan. Abi bunlar o biraz zor bulunuyordur bence ya. Bulunuyor. Aç Google'a ya sen bile bulursun şimdi ya. Ya al abi. Ne Murat, Murat Boz lise. Öyle değil. Ünlülerin lise fotoğrafları. Çıktı hazır abi. Vallahi çıktı. Çıkar ya. Ünlüler de set yerlisi yabancısı hepsi çıkar. Çıktı çok abi. Çok meşhur içerik bu yani. Peki Karay'ın küçüklüğünü görsek bir de. Karay'ın... Hello. Hoş geldin. Demet Özdemir. Hoş geldin. Demet Özdemir'in lise fotoğrafı çıkmadı. Ya, o her yerden kaldırmıştır. Kadınlarınkini bulmak zor bu arada. Bence de onlar hakikaten siliyorlar çünkü. Mesela biz örnek veriyorum ben şöyle bir şey söyleyeyim. Instagram'da mesela benim bir sürü ta böyle hani ilk açtığım dönemden fotoğraflarım var. Ama mesela benim birkaç tane kız arkadaşım var ilkokuldan, liseden vesaire. Onlar fotoğraflarını silmişler. Terbiyesiz. Misal. Hatta bazısı estetik yapıp silmiş herhalde anlamasınlar da estetik ol. Vallahi bu arada ciddi ya. Böyle bir takıntı var. Ne attın bana? Bize de kan. Muazzam fotoğraflar.
Ya Koray. Yani Messi. Messi. Sen de değişmişsin biraz. Ama yani. Yok hala tatlı Koray'ım. Ya oğlum tatlılık baki ya, Koray de. Koray mı bu? Kuşu yattığı fotoğrafta ne düşünüyor da? Onu ben de anlamaya çalışıyorum. Ya onu Koray düşündüm. Kuşum yanımda ne kadar huzurluyum. Canım kuşum, canım Koray kuşum. Koray olan kuşum. Taro olan şu an havalansa ne kadar huzurluyum. Sağ ol abi, sakın. Sağ ol abi, sakın. Kuşum, sakın. Canım kuşum. Sakın. Söylemeyeyim mi? Sakın. Bize de. Sakın. Ben anladım abi, bu şakanın nereye gideceği belliydi çünkü. O şaka değil, hayır, kötü bir yere. Tamam. Peki kötü bir yere gitmiyorsa sıkıntı yok. O zaman bu Kanarya nasıl saldırır diye düşün. Heh, tamam, o olur. Fenerbahçe'den vurduk, olur. O zaman...